Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Kars Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen'le konuşacağız. Sayın Bilgen hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Uzun yoldan geldiniz ama Kars sizi çok seviyor. Türkiye'ye yayıldı Kars'taki hizmetleriniz. Birdenbire fark yarattınız. Ona döneceğim. Kars'ta yarattınız bu farklılığı ama biraz siyaset konuşalım istiyorum önce. Şimdi son seçimden bu yana ki siz de son belediye seçimlerinde seçildiniz, Kars'a belediye başkanı oldunuz. Siyasette çok şey değişti. Bir kere iki tane yeni parti geliyor. İşte biri yarın Ahmet Davutoğlu'nun partisi, yarın açıklanacak kuruluşu. Önümüzdeki günlerde de Ali Babacan'ın partisi ama bunlar gene AKP'nin uzantısı olan isimler. Birisi işte bakanlık yapmış, birisi hem bakanlık hem başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu ve Babacan. Dolayısıyla hani böyle bir yeni umut olacak mı? Siz şahsi olarak ne düşünüyorsunuz ama vatandaşın kafasında siyaseten bir umutsuzluk var. Ona geliriz. Önce isterseniz bu iki yeni partiden başlayalım. Siyasette bir hani görüşleriniz farklı olabilir, siyasetiniz, politika şekliniz farklı olabilir ama bu arayışta olanlara bir umut olacak. Tabii şunu bir kere ayırt ederek tartışmak lazım. Yani bir sürecin artık sonu yani bir biçimde hani denizin bittiği yer. Dolayısıyla hani Cumhurbaşkanlığı'nın kendisinin de metal yorgunluğu diye tarif ettiği şeyin sadece bir yorgunluk olmadığı, bunun ötesinde bir tıkanıklığın olduğu çok açık ve bu doğal olarak her sosyal organizasyon aynı zamanda bir canlı mekanizmadır ve dolayısıyla da bu canlılık bir süre sonra işlevsellik ve beklentiye cevap verme krizi yaşayabilir. Şu anda yaşanan böyle bir krizdir ve yeni oluşumlar, yeni arayışlar bir kaçınılmaz durumdur, bir fiili durumdur, bir sonuçtur. Bir sürecin sonucu olması ama aynı zamanda başka bir sürecin başlangıcı olabilir mi? Yani bu bir itici güç, bir dinamizmle Türkiye siyasetinin yeniden başka türlü yeni döneme uygun yapılanmasının bir vesilesi, bir aracısı olabilir mi? Yani burada daha tabii bence yapısal tartışmalar yapmak lazım. Yani şahıslar üzerinden değil. Çünkü sorun bence bir kişiden ibaret değil. Bir sistem sorunu var ve bu sistemle tabii ki kişisel alışkanlıkların örtüştüğü, şahsileştiği, şahısla ilgili bir pozisyona dönüştüğü tabloyla karşı karşıyayız. Bu tepkilerin sadece bir kişiye yönelik tepki değil, bir şahıslar arası rekabet değil, gerçekten Türkiye siyasetindeki temel soruna odaklanmayı en azından gündeme taşıması. Benim en büyük beklentim bu. Yani bir siyasi parti nasıl çalışmalı? Siyasi parti karar süreçleri nasıl olmalı? Partiler arası ilişki nasıl olmalı? Toplum parti ilişkileri nasıl olmalı? Siyasetin toplumsal hayattaki rolü, ağırlığı ne kadar olmalı? Sınırları nerede kalmalı? Yani bence bunları tartışmadan, bunlarla ilgili bir köklü değişimin altyapısı oluşmadan yani esasdan bir çözüm gelişmesi zor. Ama bu tabii ki baştan yani yeni oluşumları mahkum etmeyi, baştan yani onları işte gereksiz, anlamsız bir pozisyondaymış gibi tarif etmeyi de haklı kılmaz. Yani evet. Burada hani ne kadar başarılı olurlar, ne kadar umut olurlar, ne kadar bir alternatif olmayı başarırlar. Bu biraz da aslında sergileyecekleri performansa bağlı ya da siyasetteki boşluğun düzeyine bağlı. Mevcut partiler ne kadar boşluk bırakacaklar, boşluk oluşturacaklar ve yani bu boşluktan bir boşluk analizi yaparak yeni arayışlar ne kadar karşılık bulacaklar. Yani buna baktığınızda işte sağ seçmenin farklı, sol seçmenin farklı boşluk analizleri var. Yeni parti arayışları, beklentileri var ama ben en azından şöyle bir iyi noktaya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani iki kutupluluktan çıkıyoruz. Bu bence önemli bir şey çünkü Türkiye toplumu başkanlık sistemine sosyolojik olarak hazır olmadığı için tarihi arka planı çok daha farklı çoğulcu ayrışmalardan geldiği için siyaset de sonuçta sosyolojiden beslenir. Yani bir sistemi bir topluma yukarıdan giydirmeye çalıştığınızda toplum mu sisteme uyacak, sistem mi topluma uyacak? Ben orada yani toplumsal dokunun bu sistem değişikliğine bir uyuşmazlık tepkisi, refleksi verdiğini düşünüyorum. Bu anlamda bir çoğulculaşmanın iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama bu kalıcı bir siyasi parçalanmaya mı dönüşür? Yoksa buradan yeni uzlaşmalar, yeni buluşmalar, yeni ortaklaşmalar, yeni bir ortak akıl, yeni bir ortak vicdan inşasını getirir mi? Bence belirleyici olan bu olacak. Anladım. Peki şöyle bir dönem mi başlıyor Sayın Bilgen? Şimdi eskiden seçim olurdu. İşte tek parti iktidara gelemediği zaman koalisyon hükümetleri kurulurdu biliyorsunuz. Şimdi bu son seçimde özellikle geçtiğimiz seçimde yaşadık. İşte tek başına iktidar olunamadığı için gerçi parlamenter sistemde kalmadı ama belki dönüşüm
dönüş olursa diye soruyorum. İşte partilerin bir araya gelerek, toplaşarak ittifaklar kurdun. Yani seçim öncesi bir koalisyon oluşumu. Şimdi, evet, bu kaçınılmaz. Çünkü yani sistem değişikliği olmadığı takdirde iki turlu bir seçim sistemiyle başkan seçimi gerçekleştiği müddetçe bu kaçınılmaz olacaktır. Yani herkes planını yaparken ikinci turu da düşünerek baştan birinci tur dilini, söylemini, işte yapılanmasını ona göre kurgulayacaktır. Şimdi bu iki turlu sistemi yani dikkate alarak muhalefetin aslında yani şöyle bir yol haritası çıkartması gerekiyor. Evet, herkes kendisi ikinci tura kalmayı tercih eder. Herkes başa oynamayı tercih eder. Ama bu olmadığında B planının toplumda nasıl buluşmalar sahici ve sağlıklı yürür? Yani burada şahıslardan çok belki toplumsal kamplaşma siyasetini boşa çıkaracak daha toplumsal buluşmaları öncelemek lazım. Sonuçta bir ülke var ve bu ülkenin sorunları var. Bu sorunların da büyük kısmı aslında bizim etnik farklılıklarımız, inançsal farklılıklarımız, siyasi aidiyet farklılıklarımıza rağmen bu sorunlar ortak. Yani yolsuzluğun mağduru hepimiziz. Kötü yönetimin mağduru hepimiziz. Dış borç arttığında ya da iç borç arttığında hepimiz borçlu doğuyoruz. Dolayısıyla da burada hani ya sadece şunlar mağdur, şunlar faydacı diye sosyolojiyi bölemezsiniz. Siyasi rant ilişkilerinde ayrışmalar yapabilirsiniz. Ben onun için şurayı önemsemek gerektiği kanaatindeyim. Yani evet, bir taraftan başkanlık sistemini esnetmek, biraz daha denetleme mekanizmalarını kurmak, denge mekanizmalarını kurmak için siyasi partilerin bu süreçte aktif sesini yükseltmesi önemli. Özellikle de yani parti sistemiyle devlet sisteminin bu kadar iç içe geçmişliği bence çok ciddi bir yani tehlike içeriyor. Hı hı. Bu bir kere bence herkesin derdi olmalı. Cumhur İttifakı'nın içindeki MHP ve AKP de dahil olmak üzere söylüyorum. Bu Türkiye'de büyük travmalar doğurabilecek. Bürokraside, evet, toplumda, bürokraside, her yerde siyasetin kendi içinde hatta çürümeyi, yozlaşmayı doğurabilecek bir entegrasyondur. Yani partiyle devletin bu kadar iç içe geçmesi ancak otoriter rejimlerde anlam ifade eder. Yani dolayısıyla da Türkiye işte 1946'da hani buradan çıkmayı başarmakla övünürken tekrar geri buraya dönmeyi, yani 60 yıl sonra geri başa dönmeyi yani asla hiçbir şekilde normal göremez. Bu bir kere bence partili cumhurbaşkanında. Yani sadece cumhurbaşkanı değil, tabii ki partili cumhurbaşkanı başta olmak üzere, mesele sadece aidiyet meselesi değildir. Yani siz o sembolik pozisyonun dışında bir hat örmüşseniz, yani örneğin mesele bir başkanı zaten valinin üstünde mi değil mi? Evet. Yani evet, evet, bürokratik olarak değil, hiyerarşik olarak değil ama fiilen böyle, hepimiz biliyoruz. Yani ve bir süre sonra milletvekiliyle valinin arası açılabiliyor ama il başkanı her ikisinin de üzerinde bir otorite kurabiliyor. Bu dolayısıyla o şehirdeki rantın dağıtılmasından, kararların alınmasından tutun başkaca bir sürü şeye yansıyor. Bir süre sonra valiler il başkanlarıyla yarışmaya başlıyorlar. Doğru. Yani en yukarının hani gerçek muhatabı, partneri kim? Yani bürokrasiye baktığınızda evet, validir cumhurbaşkanının oradaki muhatabı, partneri ama il başkanıyla il başkanı gibi yarışan vali profilleri çıkmaya başlıyor. Yani dolayısıyla burada hani bir biçimde bir köklü esasdan sorun var ve bu ülkeyi bence tehdit ediyor. Türkiye siyasetinin kültürel kodları bunu aşmıştı artık. Yani çok partili hayatın kurumsallaşması, kalıcılaşması dolayısıyla yani bunu aşmışken tekrar başa sarmak vahim bir şeydir. Burada başkanlık sistemini frenleyecek, denetleyecek, iyileştirecek, en azından hani sistemden vazgeçmiyorlarsa bile, vazgeçirecek kadar güçlü bir irade çıkmıyorsa bile muhalefet tarafından, iktidar blokuyla bu anlamda bir müzakereye girmek ve hiç olmazsa bunu daha dengeli ve denetlenebilir bir sisteme çevirmek bence bir zorunluluk. Ama bunu yaparken bir taraftan da yani bu başkanlık sistemi tartışmalarını hani çünkü iktidar da kendi içinde yapıyor zaten. AKP de kendi içinde bununla ilgili bir hazırlık yaptığını, rapor yazacağını, işte bir iyileştirme stratejisi geliştireceğini zaten söylüyor. MHP'de bir takım rahatsızlıklar var. Bunu hani zaman zaman hani açık ifade eden, ima eden, bazen ikili görüşmelerde aktarıldığını iddia eden şeyler var, bilgiler var. Dolayısıyla da burada aslında bütün toplumu ilgilendirdiği, bütün partileri ilgilendirdiği açık. Fakat buradan yani bunu bir taraftan yaparken ama öbür taraftan da mevcut sistemin hiç değişmeden kalma ihtimalini de dikkate alarak bir sonraki seçimde siz bu iki turluluğu nasıl yani daha güçlü, etkili bir toplumsal dayanışmayla siyaseti şekillendirirsiniz. Yani evet, her parti kendi tabanını da düşünerek,
diğer partilerin tabanını da düşünerek bunun bence arayışında olmalı. Dilini, söylemini, siyaset yapma tarzını, siyaset kültürünü buraya doğru evirmenin arayışında olmalıdır. Anladım. Yani anladığım kadarıyla başkanlık sistemi, bu başkanlıkta bir cumhurbaşkanlığı sistemine karşısınız ama bu koşullarda devam ederse de bununla ilgili düzenlemeler yani, yapılmalı. Yani bir şeye karşı olmak tek başına hani onu belirli durum olmaktan çıkartmıyor. Yani evet, evet, siz bir taraftan karşı çıkar, eleştirinizi yaparsınız, kendi alternatifinizi sunarsınız, doğru önerinizi ortaya koyarsınız ama burada hani tartışmanın hassas bir noktası var Lale Hanım. Belki evet, kimsenin yüksek sesle söylemek istemediği kritik şey şu. Özellikle yani CHP ve İYİ Parti ile bu anlamda bir takım temaslar olduğu iddiaları yüzünden bunu hani söylüyorum. Şimdi mesela MHP çok net biçimde başkanlık sisteminden asla taviz verilmemesi gerektiğini söylüyor. Evet. Bu şu anlama gelir. 50 artı 1'i bulamadığında hiç kimsenin siyaseten sözü olmayacak demektir. Doğru. Şimdi burada sistem tartışması yaparken eğer 50 artı 1'i esneten, gevşeten arayışlar ortaya çıkarsa bu sefer denklemde şöyle bir ayrışma olacak. Biz sistemi mi korumalıyız öncelikle ya da sistemi mi değiştirmeliyiz? Önceliğimiz bu mu? Yoksa bir şahsın siyasi geleceğiyle ilgili mi tartışmayı hani öyle bir yere mi taşımalıyız? Şimdi burada 50 artı 1'de ısrar edenlerin, ortakların bence sistemi savunurken aslında bu sistemde ayakta duramayacak bir takım aktörleri de gördüğünü düşünüyorum ben. Anladım. Yani kabullenilmiş bir durum var diyorsunuz bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili. Yani öyle görünüyor. Burada şimdi tabii yani önceliği diyelim ki yani şöyle bir şeye verilirse Türkiye'de erken seçim yapılmak koşuluyla 50 artı 1'i esneten bir denklem kurulursa, seçim sistemine odaklanılırsa bence yani biraz önce tartıştığımız partili cumhurbaşkanı tartışması ikinci plana itilir. Bence birinci derecede tartışılması gereken 50 artı 1 değil, önce partili cumhurbaşkanı kurumudur, konumudur. Yani burada tabii ki her sistemin kendisiyle tutarlı seçim sistemleri olur. Yani seçim sistemini önce çözelim, sonra buna bağlı olarak sistemi değiştirelim demezsiniz. Evet. Tersi olur. Önce sisteme karar verirsiniz, sonra bu sistemle en uyumlu seçim sistemi nasıl, böyle tartışma yaparsınız. Ben yani tartışmanın önüne hani seçim sistemini koymanın biraz atla arabanın yerini karıştırmak olduğunu düşünüyorum. Muhalefet bu konuda bence daha dikkatli, daha özenli bir tartışma süreci yönetmeli. En azından eğer bir müzakere, bir kapalı kapılar arası arkasında bir iletişim varsa bunu göz ardı etmemeliler diye düşünüyorum. Bu söylediğiniz çok önemli. Daha dikkatli bir tartışma ya da işte gözden geçirme yapmalı dediniz. Peki muhalefetin bu konuda hani bile isteye böyle bir sürece girmiş olabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa şimdi Lale Hanım Türkiye siyasetinde biraz üstü kapalı sordum evet, ama evet yani Türkiye siyasetinde ne yazık ki yani açık iletişim kanalları sağlıklı, şeffaf olması gereken iletişim kanalları işlemediği için partiler arasında yani bu sanki büyük bir suçmuş gibi ve kriminalize edilen mutlaka kirli bir pazarlık vardır sendromunu doğuran bir şeye dönüşüyor. Evet. Bu doğru bir şey değil. Yani burada son derece açık, net, bence kapalı olması kötüdür. Yani evet, yani hani bir eğer şaibe, şüphe uyandıran işte siyasi linçlere ya da siyasi tasfiyelere sebebiyet veren boyut burada kapalı olması olabilir. Yani tabii ki partilerin kendi mahremleri, neyse ilişki mekanizmaları, hiyerarşileri vardır. Yani genel başkanlarının bilgileri doğrultusunda bir takım temaslar olabilir. Sonuçta bu ülkeyle ilgili bir çözüm üretiyorsanız siyaset çözüm üretme becerisidir. Diyalog kurma becerisidir ve bu diyalogdan bir yeni inisiyatif çıkartma, oyun kurma işidir. Yani burada ben hani yani eninde sonunda bugüne kadar ne kadar vardı, hangi düzeyde vardı bilmiyorum ama eninde sonunda Türkiye'nin 2020'de hem seçim takvimi tartışması yapacağını ama hem de sistem tartışması yapacağını düşünüyorum. Bu ötelenebilir bir şey değil. Bu hani ya böyle bir 3 yıl gidelim hani denebilecek bir durumda durum değil. Yani tıkanmış bir şey var ve bir şey tıkandığında, sosyolojik olarak tıkandığında siz eğer onun önünü siyasi mekanizmalarla, bildik mekanizmalarla görüşmek, yasa yapmak, seçime gitmek, yeniden güven tazelemek ya da bir sorgulama, topluma sormak gibi sistemin kendi suboplarını işletmezseniz olağanüstü arayışlar başlar bu sefer. Yani sistem daha büyük bir kriz yaşar, daha büyük kırılmalar, daha büyük kaoslar ve bu krizlerden de bazen yani hiçbirimizin kabullenmek istemeyeceği
olağanüstü ve faturası, bedeli çok daha ağır gelişmeler yaşanır. Yani bir polarizasyon yaşanır, bir kaotik süreç olur ki bu kaosu hani önceden öngörmek ve bunu yönetmek her siyaset için bir başarıdır. Yani övünülecek bir şeydir. Muhalefet bunu eğer öngörür ve olayı hani işte diyelim ki bir şahıs tartışması yapıyorsak ondan sonrası ne olacak diye şimdiden tartışıyorsa, yani daha kötüye gitmemek için daha iyinin güçlü bir alternatif haline gelmesini sağlayabiliyorsa bu muhalefet açısından bir başarı öyküsüdür. Ama bunu yapamaz. Yani sadece hani ben yıktım, sonra da yıktıktan sonra bakarım hani derse bence elinde patlayabilir. Bunun faturası muhalefete çıkabilir ve sonrasında daha kötü bir yere doğru sürüklenebiliriz. Evet, baştan ön almak lazım. Şu da dikkat çeken bir şey aslında, dediğiniz doğru, hani kapalı, üstü kapalı tartışılması, konuşulması belki bütün bu işte spekülasyonlara yol açıyor. Şimdi bir dönem parlamenter sisteme dönüşle ilgili çok ciddi sesler çıkıyordu. Şimdi işte üstü kapalı konuşulduğu ve kulis bilgilerinden yola çıkıldığı için aday kim olmalı, evet, tartışılıyor. Bence bu en son tartışılacak şey olmalı. Hele şimdiden isim tartışmanın da ben tamamen bu kişileri hani bir biçimde kaygan zeminde erken yani doğum ve erken ölüme yani terk tüketmek. Etmek olacağını. Tüketmek, tabii yıpratmak, tüketmek. Yani daha yeni belediye seçimi olmuşken siz işte bir belediye başkanını sanki yani her halükarda tartışılmış, konuşulmuş, bitmiş bir umut gibi tarif ederseniz yani valla çok kolay operasyon hedefi haline getirirsiniz bir kere. Yani burada hani o şahıs olur olmaz, kendi iradesi, partisinin eğilimi nedir, bunları bilmeden söylüyorum. Sadece bir yapısal durum için söylüyorum. Aynı şey diğer oluşumlar için de, diğer partiler için de geçerlidir. Yani bir şeyi hani zamanı geldiğinde konuşmak, tartışmaktan kaçmamak lazım. Ama zamanından erken yapılan tartışmanın neye hizmet ettiği konusunu da dikkatle takip etmek lazım. Yani daha işte belediye seçimleri henüz yapılmışken, eğer siz zaten hani bu süreç artık son noktası konmuş, kesin mutlak bir karar verilmiş ve tartışma kapatılmış gibi sunduğunuzda bir süre sonra yani erken umut aşılamaların hayal kırıklığına dönüşmesi siyasette kaçılmazdır. Bence muhalefetin yapabileceği en vahim hatalar yeni hayal kırıklıkları doğurmaktır. Yeni umutsuzluklar doğurmaktır. Daha önceki seçimlerden bu anlamda ders çıkartmayıp tekrar toplumda muhalefete karşı güven bunalımını derinleştirecek hatalar yapmaktır. Anladım. Peki az önce işte seçim öncesi koalisyonlardan söz ettik. Bu anlamda hiç artık, çünkü şey de değişti. Yani hem Türkiye'nin menfaati hem de siyasi partilerin menfaati nedeniyle partiler bir araya gelmek durumda. Evet. Seçim sonrasında başarılı bir sonuç elde edebilmek için. Hiç ideoloji de aslında pek kalmadı. Siz öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Hani partilerin bir... ana kendi fikri, kuruluş, kuralları, evet, varlık sebepleri. Evet. Yani tabii burada hani kendi doğallığında yaşanan değişimler var. Yeni kuşaklar var, yeni kavramlar var, yeni okuma biçimleri var. Elbette bunları dikkate alıp partilerin kendi değişimlerini sağlıklı yönetmesi lazım. Yani hiç kimse dogmatik, işte dondurulmuş bir ideolojik savun içine giremez. Tarih değişiyor, bölge değişiyor, dünya değişiyor ama bu değişimin nasıl yönetildiği, ne kadar sağlıklı ve ne kadar toplumsal fayda, kamu yararı gözetilerek yönetildiğidir bence önemli olan. Ama burada ne yazık ki değişim sanki biraz kendini dayatan ve daha çok kişiler üzerinden, sadece makyajlar üzerinden, sadece vitrinler üzerinden bir değişim tartışması yaşanıyor. Şimdi burada bir kere hani iktidarın hani muhtemel seçim stratejisini okuyup değişimin nerede aranması gerektiği konusunda muhalefetin bir yüzleşme yapması gerekiyor. Bana göre iktidar bloku artık kendi oyunu artırma üzerine bir strateji kuramaz. Bunun psikolojik şeyi bitmiştir. Yani o psikolojik hegemonya bitmiştir. Psikolojik altyapısı bitmiştir. Tükendi yani, diyorsunuz. Evet, yani dolayısıyla ama kazanma ihtimali var mı? Var. Yani nasıl var? O da kendi oyunu artıramıyorsa muhalefetin oyunu parçalar. Yani bu çok basit bir denklemdir. Siz aynı oy sayınızla oy kaybettiğiniz halde, hatta yani muhtemel bir seçimde oyunuz sayısal anlamda düştüğü halde oransal anlamda çok büyük bir büyümüşlük izlenimi verir, seçimi kazanabilirsiniz. Birinci turda da kazanırsınız. Bu birinci turda kazanmayı sağlayacak tek şey siyasetteki parçalanmadır. Ben muhtemelen önümüzdeki dönemde muhalefette gibi gözüken çok sayıda yeni siyasi aktörün çıkacağını düşünüyorum. Yani sadece hani Millet İttifakı'nın birlikteliği üzerinden değil ama şunun üzerinden okuma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni aktörler, mesela Cem Uzan, mesela işte Fatih Erbakan. Şimdi nasıl bir dil kuracaklar, kime hitap edecekler?
gelecekler ve nerede bir işte kafa karışıklığı ya da yeni bir umut inşa etmenin arayışında olacaklar. Bunun az çok hani galiba arka planını tahmin etmek zor değil. Küçümsememek lazım yani tabii, bunları. Tabii kesinlikle. Yani sonuçta toplumda siyasete dair güven bunalımı varsa, yani bir yeni çıkış aynen 2002 öncesi olduğu gibi, 2002 seçimlerinde olduğu gibi bir anda yeni oluşumların oyları işte parçalaması sonucu mevcut partilerin küçük kayıpları bile dengeyi alt üst edebilir. Dolayısıyla da yani burada hani bir biçimde çok partililik kaçınılmaz hale gelmişse, muhalefet de yani bunun önüne geçemiyorsa sonuçta muhalefeti aşan oluşumlar çıkabilir. Doğru. Ve bu oluşumlar çıktığında muhalefetin yani zorlama birlikteliklerden çok bu stratejiyi boşa çıkaracak yani alternatifli seçenekler yani ortaya koyması, ihtimaller üzerinden farklı kombinasyonlar tartışması gerekiyor. Benim hissettiğim kadarıyla yani son cumhurbaşkanlığı seçiminden muhalefetin çıkarttığı bir varsayım var. O da şu, yani AKP, MHP, Cumhur İttifakı'na karşı ancak bir sağ blokla yarışılabileceğine inanıyorlar. Dolayısıyla CHP'yi ve HDP'yi biraz dışında bırakmaya dair bir arayış var. Yani CHP ve HDP işte sağ seçmenden oy almayı engelliyor. Dolayısıyla da sağ ittifak olsun Cumhur İttifakı'nın karşısında. Şimdi bu evet sosyolojik olarak anlaşılır bir şey. Yani sağ partiler bu iddiada olabilirler. Hesaplarını, planlarını böyle yapabilirler. Ama sol partilerin bunu kabullenip, kanıksayıp, içselleştirip buna teslim mi olacaklar? Yoksa bu durumu da dikkate alan kendi genişleme stratejilerini, kendi büyüme stratejilerini mi kuracaklar? Ben işte orada hani şablonlardan çok, hani Türkiye seçmeni işte hep denir ya %70 sağ, işte %60 sağ, 65 sağ neyse, böyle bir şey olmadığını düşünüyorum artık. Türkiye siyasetinde değerler ve kavramlar değişti. Yani siz örneğin işte yoksul mahallelerinden daha çok AKP'nin sosyal yardımlarla oy aldığına inanıyorsanız, evet, yani o zaman dönüp emek siyasetinizi, emek söyleminizi, yoksullukla ilgili bir alternatif proje üretme kapasitenizi yeniden gözden geçirmek zorundasınız. İkinci dinamik bence yereller. Yani yerel siyaset artık başka bir sosyolojiden besleniyor. Dolayısıyla çok böyle ülkenin her tarafında genel geçer bir argümanla siyaset yapmak yerine belki yerel siyaseti güçlendirmek, Kars'taki söylemle Hakkari'dekini, Aydın'daki söylemle belki Bursa'daki söylemin aynı olup olmaması gerektiği konusunda yeniden tartışmalar yapmak, yereli daha çok katmak, sivil toplumu, sendikaları, toplumsal hareketleri siyasetin içine daha çok taşımak ve siyaseti sadece siyasetçilerin tek elinde bırakmamak. Yani ben böyle tartışmalar, böyle arayışlar olursa ancak hani solun da kendisini yeniden güncelleyebileceğini, yeniden üretebileceğini ve güçlü alternatif olabileceğini düşünüyorum. Ama bu olmazsa yani sahiden seçim gelip dayandığında iki sağ adayın arasında bir yarışa razı olmuş, kabullenmiş bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıya kalabiliriz. Çok üstü kapalı söylediniz. Son günlerin tartışılan konusu bu, isim bazında da gerçekten o noktadayız daha. Yani seçimin tarihi belli değil, o belli değil, bu belli değil ama isim tartışması yaşanıyor. Çünkü Sayın Bilgen, geçmişte bu yaşandı. Seçmenin de korkusu bu, sol kesimin korkusu da bu. Yani o isim üzerinden, Abdullah Gül üzerinden açıkça söyleyelim bir tartışma yaşanıyor. Şimdi yani tablo oraya varabilir. Oraya geldiğinde o zaman tartışabilirsiniz. Yani önünüzde verili duruma bakarsınız ve o gün dersiniz ki evet hani biz iki seçeneğe mecbur kaldık. O zaman bu daha iyi bir seçenek diyebilirsiniz. Ama şimdiden buna angaje olmak ve bunun üzerine plan yapmak, demin söylediğim gibi bence Gül'e de iyilik değil. Hani eğer seçeneksizse CHP, HDP, CHP, HDP'ye de iyilik değil. Yani onların seçmenine de iyilik değil. Dolayısıyla burada şahısları tartışmaktan çok aslında işte siyasetin hani alternatif üretememe kapasite sorununu tartışmak. Yani bir biçimde çözüm inşa edememe örgütsel yapılardan kaynaklı, eski ezberlerden, ön yargılardan kaynaklı handikaplarını tartışmak gerekir. Yani ilkel toplumlarda sadece kurtarıcı aranır. Hani bir şahıs gelecek, hepimizi kurtaracak. Evet, krizlerde, kaoslarda şahıslar çok önemlidir. Kişisel beceriler, kişisel oyun kurma yetenekleri siyasete çeki düzen verir ve bir toplumun, bir tarihin seyrinde önemli açılımlar ya da önemli krizleri doğurabilir. Ama siz daha baştan tartışmayı kişilere endekslerseniz yani aslında topluma güvenmediğinizi,
yani mutfağa güvenmediğinizi, toplumdaki tanınmayan ama şöhretli olmayan fakat nitelikli kadrolara güvenmediğinizi, bunlar parti kadrosu olabilir, sivil toplumdaki aktörler olabilir. Sadece bir kişiye bütün gücü, bütün işte umudu yüklemek gibi bir yola tenezzül ettiğiniz anlamına gelir ki bu bence hem haksızlık hem kötülük. Yani burada mümkün olduğunca çıkmak lazım. Yani burada önce zaman varken belki çok da gecikmeden yapısal tartışmaları tüketmek, söylem tartışmalarını tüketmek, toplumsal buluşmada siyasetin tıkanıklıklarıyla ilgili yüzleşmeyi gerçekleştirmek, sonra günü geldiğinde, takvimi geldiğinde de tabii ki şahısları konuşmak. Evet. Buraya nereden geldik? İşte hem iktidar cephesinde hem muhalefet cephesindeki yeni oluşumlardan dediniz ki bu yeni kurulacak partiler, çoğulculuk vesaire CHP'yi ve HDP'yi dışında bırakacak. Peki CHP ve HDP'nin bir araya gelmesi mümkün mü sizce? Şimdi bu tabii yani şimdiye kadarki tartışmalardan hareketle konuşuyoruz ama önümüzdeki dönem ne getirir onu bilmiyoruz. Tabii partilerin kendi iç kongre süreçleri var, iç seyirleri var, kendi gerçekliği var her partinin. Kendine özgü tabanlığı, kendine özgü bir örgütsel dinamizmi ya da dogmaları var. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönem için bir kestirme yaparken geçmişteki yani yanlışları belki eksikleri konuşmak lazım. Ben bir başka partner olmadan CHP'nin sadece HDP ile ittifakı göze alabileceğine inanmıyorum. Yani bunu savunabileceğini, bunu yani açık, net bir ittifaktan bahsediyorum. Yani hani çaktırmadan oy verin bu başka bir şey. Geçen seçimde yani olduğu gibi. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu o günün koşullarında anlaşılır bir şey. Yani bana göre de önemli bir şey. Bir değişimin önünü açtı. Yani mecburdu belki taraflar, kaçınılmazdı. Ve hani kimsenin de geriye dönüp bence böyle keşkeli tartışmalar yapmaması gerekir. Hani keşke şöyle, bu bitti. Hani o günün koşullarında belediyelerde bir formüldü, denendi ve bence başarılı da oldu. Hedefini en azından tarif ettiği, hedeflediği şeye ulaştı. Ama bu ilan nihayet böyle gidecek. Yani hep böyle bir ilişki, bu çok mümkün değil. Dolayısıyla da burada eğer CHP sadece HDP ile yapmayı göze almayacaksa, alamayacaksa o zaman hani dönüp herkesin kendi yol haritasını ona göre yeniden dizayn etmesi gerekir. Yeniden planlamasını yapması gerekir. Yani çok ısrar bazen şeye sebep olur. Hani o sosyolojiyi çok zorlamaktır. Beklentiyi karşılamazsa hani o meşhur deyimle ne İsa'ya ne Musa'ya olur. CHP sosyolojisindeki başka yani hassasiyetler, duyarlılıklar, yani sadece HDP ile bir şey yapmaya uygun değilse, bu ters tepecekse, o zaman hani onun şimdiden tartışmasını yapmak, tüketmek ve ona göre yol haritasını alternatifli yapmak lazım. Yani o zaman bu değişebilecek oluşumlara göre CHP ve HDP yalnız başında girebilir belki seçime. Yani o durumda tabii bu şu anlama gelir. Hani böyle varsayarak konuşuyoruz. Yani Cumhur İttifakı tek adayla girerken muhtemelen yani diğerleri işte Sağ İttifak bir aday, CHP bir aday, HDP bir aday, belki DSP bir aday, belki işte Fatih Erbakan'ın partisi Yeniden Refah bir aday, belki Cem Uzan bir aday. Yani dolayısıyla ortaya hani böyle bir 7-8 adaylık, evet, yani bir adaya karşı sanki Erdoğan. 7-8 aday yarışıyor gibi bir denklem ki bu siyasetin gerçekten baştan tartışılmasını zorunlu kılar. Müthiş bir strateji bu. Belki tüyo verdiniz. Belki böyle bir şey yaşayacağız önümüzdeki dönem Ayhan Bey. Evet, siyasette sohbetinizi özlemişsiniz ama özlemişiz ama belediyeye gelelim şimdi. Evet. Çok seviliyorsunuz. Ya yani bizim buraya gelen konuklardan da duyuyoruz. Vatandaşlar da. Hep karşılara getiriyorsunuz galiba konuk olarak. Yok, karşısında olmayanlar da sizi çok seviyor. Siyaset yaptığınızda da zaten sizi çok seviyorduk. Şimdi Kars'ta enkaz mı devraldınız? Klasik söylem budur. Evet. Nasıl oldu? Ne aldınız? Nasıl devam ediyorsunuz? Biraz da onu konuşalım. Kars için bir haciz olayı falan vardı. Evet. Ne oldu onlar? Kars için enkaz tabiri çok hafif kalır. Yani bir harabe denilebilir belki. Yani gerçekten tabii ki biz hani durumun hani vehametini biliyorduk. Sonuçta borcu, personel pozisyonunu falan biliyorduk ama bu kadar olabileceği konusunda biz de galiba ayrıntıya çok hakim değilmişiz. Onu gördüm. Yani o derece yani. Yani gerçekten hani ben belediye başkanlarının bulunduğu toplantılara gittiğimde bazen hani herkes borçtan yakınıyor. AKP'li belediyelerde yakınıyor. AKP'den AKP'ye geçmiş, sadece aday değişmiş, başkan değişmiş belediyelerde de şikayet var ama
bütçesine oranla baktığınızda galiba Türkiye birincisi Kars'tır. Yani kişi başına borçluluk açısından söylüyorum. Yani Ankara, İstanbul evet hani rakamsal anlamda borçlar çok oran. Büyük, devasa ama nüfusa ve aylık gelirine baktığınızda herhalde Türkiye birincisi Kars'tır. Of, of, of. Yani işte ayda 2 milyon küsür bir İller Bankası ödeneğiyle 400 milyon borç. Yani hani buna baktığınızda zaten hani tablo az çok anlaşılıyor. Yani 21. yüzyılı yani borç temizleyerek geçirmeye mahkum bir şehir. Size ekonomi bakanı yani, yapalım ayağımız. Evet, bu borçlarla yönetmeyi başarabilirsek her türlü kriz yönetilebilir demektir. Yani biz tabii sadece borç konusunu değil ama yani sonuçta şehirdeki potansiyeli, imkanları, şehre dair umudu, inancı konuşmayı tercih ediyoruz. Sonuçta Kars'ta yani bu kısa sürede daha 9 ayımızı doldurmadık ama en azından belediyeciliğin asgari hizmetleri konusunda bir güven oluşturduk. Ve hepsinden önemlisi de Kars'ın yani şehir dışında yaşayan büyük göç vermiş olmaktan kaynaklı yani karamsarlığını kırıp şehrin yeniden kendi ayaklar üzerinde durabileceğini, turizm potansiyelinin tek başına şehri ayağa kaldırmaya yetebileceğini ya da kırsal kalkınma, tarımsal üretim, kooperatiflerin tek başına Kars'ın ekonomisini yani bir anda birkaç basamak sıçratabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermek ve bunu somut uygulamalarla hayata geçirmek. Yani bu anlamda Kars'taki bir başarı öyküsü tabii ki Ardahan'la, Iğdır'la, işte belki Artvin'le hatta Erzurum Ağrı'nın bazı bölgeleriyle birlikte yani bunları başarabilirsek ben öyle inanıyorum ki bu Türkiye siyasetinde yani İstanbul'da yaşayan Kars nüfusunun 10 katı Karslı ya da işte Ankara'da yaşayan Kars nüfusunun birkaç katı, İzmir'de yaşayan Kars nüfusu kadar Karslı için de bir umut olacaktır. Evet, hep görüyoruz, hem sosyal medyada paylaşılıyor hem haberleri de yapılıyor. Hakikaten nasıl diyeyim, birebir çalışan bir belediye başkasınız. Sokakta olmanız gerekiyorsa sokaktasınız. Yani Karslı'nın yanındasınız. Ama bu dönem bittiğinde olası, ben hakikaten kişisel olarak merak ediyorum. Olası durumlar ne getirir ne götürür, ne zaman siyasete dönecek misiniz? Gerçi belediye başkanlığı da bence siyasetin içinde ama Türkiye'de öyle yani. Yerel yönetimi siyasetten ayrı tutmanız mümkün değil. Şimdi böyle durumlarda hani Süleyman Demirel taktiği derler. Çok şey söyleyip hiçbir şey söylememekten başka çare yoktur. Ama ben onun tabiriyle söyleyeyim, 24 saat uzun süredir siyasette diyeyim, öyle bırakayım. Yani Türkiye siyaseti ne yazık ki hani öngörülebilirlik konusu son derece sorumlu bir yani tablo içeriyor. Bu belki kurumsallaşmamaktan kaynaklı. Yani ben hani buna dair çok böyle uzun hesap yapmayı doğru bulmuyorum. Şu anda üzerimizde bir sorumluluk var. Bunun hakkıyla yerine getirmek, yani eş başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, bütün partiler, hatta biz Kars'ta 9 aydır neredeyse kararların büyük kısmını oy birliğiyle aldık. Ve Kars Meclisi'nde 5 parti temsil ediliyor. Yani 4-5 grup var. Birisi grup sayısının altında ama DSP, CHP, AKP, MHP ve HDP, yani 5 parti oy birliğiyle kararlar alıyoruz. Dolayısıyla da bunu hani sağlıyorsunuz. Evet, yani bu tabii ki bir yani örnek bir uygulama. Bütün partilerin bu konudaki duyarlılığı bizim için tabii Türkiye Büyük Millet değerli. Meclisi gibi yani. Evet, biraz öyle yani hepsinden var. Evet. Ve bu tabii bizi uzlaşarak yönetmeye, ortaklaşmaya, ortak aklı, şehrin önceliklerini gündem yapmaya, hiçbirimizin diğerine bir şey dayatmamasına mecbur ediyor. Bu bir siyasi kültürün de olgunlaşmasıdır. Kars'ta bunu başarabilirsek muhtemelen bir süre sonra başka yerlerde de insanlar bu ortaklaşmaya gidecek ve siyasi rekabetler uğruna ya da kişisel kaprisler uğruna şehirlerin cezalandırılmasına, toplumun, ülkenin cezalandırılmasına engel olacağız. Siyasetin bence birinci görevi bu olmalıdır. İster yerelde siyaset yapın, ister hani merkezi düzeyde yapın. Artık yani şu noktayı Türkiye tartışmalı. Siyaset amaç değildir. Siyaset hele hele kişisel zenginleşme, işte yakınlarınızı ihya etme aracı hiç değildir. Zaten siyaseti bitiren, itibarsızlaştıran bu alışkanlıktır. Biz eğer bunu alt üst edecek radikal örnekler geliştirebilirsek, yani sonuçta bir sorumluluk üstlenmek fedakarlıktır. Siz bir görev, bir rol almışsanız toplum için bir fedakarlıkta bulunuyorsunuz. Siz medya çalışmasıyla, bir başkası sivil toplumda, bir başkası sendikada, bir de partide, siyasette, belediyede aynı işi yapıyoruz. Hiçbirimizinki diğerinden daha değerli değil ve hepimiz aslında kamusal bir hizmet üretiyoruz. Belki biz bir formel seçimle geliyoruz. Siz de başarılı
olarak bir yayıncılık yaparsanız burada kalabilirsiniz. Yoksa doğru. Yani bu hani atanmış bir pozisyon gibi değil. Yani seçmeniniz nasıl siyasetçiyi hani bir biçimde not veriyor, kredilendiriyorsa aynı şey işte yani ekran yüzlerini de izleyiciler kredilendiriyor, not veriyor. Hani onu izlemeye devam ediyor ya da bir süre sonra tepkisini hissettiriyor. Dolayısıyla herkes sonuçta toplum için varsa toplumun memnuniyeti kadar plan ve hesap yapmalı. Yoksa hani kişisel kariyer hesaplarına girdiğinizde elinizdeki iş de hani elinizde doğru. Patlar. Beş basamağı birden sıçrayayım derken bu sefer düşersiniz, kafanızı gözünüzü yararsınız ve siyasi hayatınız erken biter. İhtiyaç da önemli ama siyasete evet. İhtiyaç varsa... Yani gayet tabii orada ben hani şunu bir kere net söyleyeyim. Yani biz hani Kars'ta şöyle bir yönetim kurmuyoruz zaten. Hani her şeyi işte resmi başkan bilir. Bütün yetkiler ondadır. Biz tam tersini yapıyoruz. Bir kere hani eş başkanlık sistemiyle yani bir koordinasyon iş bölümünü yapıyoruz. Dolayısıyla hangimiz oradaysa yani o çalışmayı takip denetleme, koordine konusunda aynı performansı ortaya koyuyoruz. İkincisi yani başkan yardımcılarımız arasındaki iş bölümü ve yetki devri konusunda çok netiz. Biz asla Kars'ta işlerin hani tek karar sahibi, tek söz sahibi işte belediye başkanıdır mantığından şehri kurtarmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki şehir 10 yıllardır bu mantıkla yönetildiği için, bunu da siyasetçiler sevdiği için işte bütün güç bende olsun. Hani ben ruhsat verin dersem verilsin, ben şu yapılsın dersem yapılsın mantığı kötü bir yatırımdır. Yani ve kalıcı travmalar doğurur. Doğru. Toplumda yanlış beklentiler, personelde haksız beklentiler doğurur. Oysa yani sorunlar bana gelmeden çözülüyorsa orta kademede, altta ya da en fazla üst yönetimde çözülüyorsa bu en iyi yönetimdir. Yetki paylaşmak, iktidar paylaşmak, güç paylaşmaktır esas olan şey. Vatandaşın sorunu hızlı çözülsün. Bütün derdimiz o. Doğru. Yani yerel yönetimin anlamı merkezi hantallık ve hani uzaklıktan kaynaklı bürokrasiyi aşmak, yerinde çözmektir sorunu. Şimdi yerinde çözmeye çalışırken biz orada kendi gücümüzü, kendi iktidarımızı kuralım. İşte biz oradan sanki işte sahibiymiş gibi davranalım dersek gücümüz de yetmez. Yani ben şehrin hem ulaşım sorununu, hem imar sorununu, hem kültür doğru, sorununu, mümkün. Hem sağlık sorununu birlikte nasıl çözeceğim? Bu aynı insani zaten. Bir şey değil. Onun için de biz hani şöyle çalışıyoruz. Yani hangimiz orada olursak olalım, sonuçta biz hiç olmasak bile o şehirde bir alışkanlık başladı, bir tarz oturdu ve insanlar artık örneğin biz hesapları yayınlamadığımızda arıyorlar, diyorlar ki bu ay hesapları niye ilan etmediniz? Oysa bu şehirde hiç şimdiye kadar ilan edilmiyordu. Ama şimdi artık hani ilan etmekte geç kaldığınızda diyorlar ki ya ilan edelim hani falan. Evet. Yani bunlar tabii bizim için önemli kazanımlar. Toplum talep ederse, isterse siyasetçi ona uygun davranır. Yani orada biz sadece kolaylaştırıcıyız. Sadece bir örnek, model kurmakla sorumluyuz. Ama ben artık hani Kars'ta bundan sonra Kars'ı kim yönetirse yönetsin. Çok da o konuda şey söylüyorum. Yani toplum her halükarda artık tercihlerini, taleplerini siyasetçiye de şekil verecek bir kararlılıkla ortaya oturdu koyacak. Yani. Evet. Son olarak birkaç cümle. Kayyum atanan belediyeler. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ya şimdi yani tabii, HDP'nin bu konuda yalnız bırakıldığını düşünüyor musunuz? Partilerin verdiği desteği az buluyor musunuz ya da yeterli mi görüyorsunuz? Şimdi tabii bir hani algı operasyonunun gücüyle bizim onu savunma ve karşı tezimizi güçlü biçimde ortaya koymamız arasındaki makas çok açık. Büyük bir uçurum var ortada. Bu sadece HDP'nin yetmezliği değil. Bu aynı zamanda Türkiye'de demokrasi duyarlılığı olan herkesin demokrasi hassasiyeti olduğunu iddia eden bütün çevrelerin yani liberal demokratında, sosyal demokratında, muhafazakar demokratında bence herkesin yüzleşmesi gereken bir durum. Elbette ki yani seçilmiş olmak suç işleme hakkını kimseye vermez. Evet bu argüman zaten tartışmasız bir argüman ama bunun bir kuralı var, yolu yöntemi var. Yani siz eğer kesinleşmemiş bir yani yargılama sürecini sanki yani baştan mahkum ediyorsanız o ki zaman öyle. Hukukun bütün ilkelerini ayaklar altına alırsınız. Yani o zaman suçsuzluk karinesi nedir? O zaman masumiyetle ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları, işte önerileri, vaatleri ne ifade eder? Yani burada bir ayrımı yapmak zorundayız. Evet yani net biçimde söylüyorum hani kamu malını şeffaf olmayan biçimde kişisel çıkar için ya da başka bir şey için harcama iddiası varsa, somut delilleri varsa evet bence yargılamaya ya da görevden almaya kayyuma bile gerek yok. Bir geri çağırma yasası çıkartırsınız. Hmm. Yani bunu çok net söylüyorum. Ben bir hani çağrı gibi de seçim kampanyası boyunca söyledim. Yani bu kimi batış ülkelerinde var. Dersiniz ki ya bu belediye başkanı parayı başka şeye harcıyor, başka yere harcıyor ya da bu belediye başkanı kendi tanıdıklarını, yakınlarını yolsuzluk belediye yapıyor. Dolduruyor, yolsuzluk yapıyor. Bir standart koyarsınız. Kars
gibi yerlerde de bunu uygulamak son derece kolay. Yani ben %29 oyla seçilmişsem, yani Kars'ta 5 parti yarışmışsa yaklaşık bir oy oranında imza toplanır. Geri çağırma sistemiyle benim görevime yine halk karar verir. Görevimi sonlandırmamla ilgili iradeyi yine halk referandum verir. Referandum gibi, evet. Bir geri çağırma sistemi, imza toplama sistemi, bunu milletvekilliğinde de yapabilirsiniz. Belediye başkanlığında da. Yani ben seçildiğim zaman güzel sözler söylemişim ama sonra yanlış işler yapmışım ya da iyi şeyleri yapmamışsam bunun denetlemesini, kararını yine halk vermelidir. Yani bu hani bu anlamda yargının değil, bu anlamda hele idarenin hiç işi değildir. Toplum gerçek sahibi ise o oyun ve o iradenin son kararı verici de halk olmalıdır. Peki. Sayın Bilgen, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür keyifli ediyorum. Bir sohbet sağ oldu. Olun, hem siyaset hem belediye konuştuk. Kolaylıklar diliyoruz. Başarılarınız daim olsun efendim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Kars Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen'le konuştuk. Yayınımızın sonuna geldik. Bizim TV'de bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.